haftada seçim sonuçlarını hem biraz analiz ediyoruz ama oraya daha az zaman ayırıp aslında daha fazlasını ne oldudan çok ne olacak'a ayırmak istiyoruz. Bu haftada konumuz daha önceki programlarımızda aslında yine siyasi analizleri yaptırttığımız bir konuğumuz var. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, iyi hayırlı olsun de. Tekrar seçildiğinize geldiniz. Ama 2011'deki gibi rahat bir siyasete gelmediniz. Şimdi biraz daha sorunlu bir alana geldiniz. Bir görev dağılımından çok bir hükümet kurulması artık bu sefer gündemde. Şimdi bu akşam biraz Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da dinledik televizyonda. Biraz öz eleştiri diyebileceğimiz, biraz değerlendirme, biraz da bundan sonraki döneme yönelik parti bazında neler yapılacağına dair bir şeyler söyledi. Ne olduğunu anlamaya çalışacağız, neden insanların bize oy vermediğini anlamaya çalışacağız diye. Ondan sonra da çok pozitif mesajlar verdi. Yeni hükümet kurulmasına, koalisyon kurulmasına yönelik. Şimdi bakıldığında AK Parti'nin önünde en güçlü iki seçenek var gibi gözüküyor. Siz o seçenekleri ya da ihtimalleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir ağırlık tam bahsedebilir miyiz bir tarafa doğru? Şimdi aslında daha sorunlu değil, biraz daha sorumlu bir döneme başladık. Bence bu seçimin sonuçlarından bir tanesi de, mesajlarından bir tanesi de seçmen bütün siyasi partileri bir sorumluluk testine tabi tuttu. Ve özellikle muhalefete dönük bir sorumluluk deklarasyonu da yaptı. Çünkü 13 yıldan beri Türkiye'de muhalefetin ısrarla dile getirdiği bir söylem biçimi vardı. Ve şimdi seçmen muhalefete aslında bir sorumluluk yükledi. Yani 13 yılın sonunda seçmenin hiçbir siyasi partiye iktidar olabilecek milletvekili sayısını vermemesi aslında sorumluluğu diğer siyasi partilere de dağıtması anlamına geliyor. Böyle de bakmak lazım. Bu çerçevede sorumlu siyasetten yana olan, sorumlu bir dil kullanan, Türkiye'nin önceliklerini, Türkiye'nin hedeflerini dikkatli bir siyaset diline dönüştüren siyasi parti bu anlamda kazanan olacak. AK Parti'ye dönük de bir mesaj aslında seçmen verdi. AK Parti'ye dönük de aslında bir dur, soluklan ve bir muhasebe yap 13 yılın sonunda bu mesajı da aslında vermiş oldu. Bu çerçevede baktığımızda 25. dönem şimdi bir hükümet kurma süreciyle başlayacak. Yani seçimden hemen sonra 7 Haziran gecesinden başlayarak siyasi partilerin aldığı pozisyonlar, kullandıkları dil ve Türkiye'nin geleceğine dair ortaya koyacakları vizyon aslında bundan sonraki siyasetinde şeklini belirleyecek. Bu çerçevede siyasi partilere baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi ilk geceden şeye dönük, koalisyona dönük bir tavır aldı. Yani kapıları kapattı. Yani çözüm sürecini birlikte yürüten AK Parti ile HDP koalisyon yapsın. Zaten CHP de onlara yakın duruyor. Dolayısıyla hadi onlar koalisyon yapsınlar gibi bir tavır içerisine girdi MHP. Gerçi daha sonra bu pozisyonundan hem Devlet Bahçeli söylem olarak hem de MHP'nin sözcüleri vazgeçmiş gözüküyorlar. CHP'nin bu anlamda söylemine baktığınızda CHP öncelikle biraz daha sağduyulu başlangıçta yaklaştıysa da daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun %60'lık blok ifadesi aslında %54'lük bir CHP, HDP ve MHP'nin oylarının toplamı için kullandığı ifadeyi Devlet Bahçeli bir nevi başka bir şeye dönüştürdü, algıya dönüştürdü. Böyle bir şey yok dedi. Boş konuşmasın dedi Kılıçdaroğlu için. Şimdi burada
hangi partinin nasıl bir dil kullandığı ve nasıl bir disiplin içerisinde olacağı çok önemli. Bu çerçevede bakıldığında grup disiplini açısından, deneyim ve siyasi akıl açısından burada en rahat pozisyonda olan, en avantajlı durumda olan aslında AK Parti. Çünkü AK Parti 13 yıl içerisinde Türkiye'nin geleceğine, hedeflerine, vizyonuna dönük bir katkı ve çaba içerisindeydi. Ve seçimden sonraki sürece baktığınızda da biz söylemlerimizle durduğumuz yeri çok net bir şekilde ifade ettik. Peki bizim durduğumuz yer nedir? Bizim durduğumuz yer öncelikle samimiyettir. Ve bu samimiyetin, bu sahiciliğin getirdiği çok temel bir şey var. O da her şey milletin göz önünde cereyan ediyor. Ve biz bu süreçte Türkiye'nin kazanımlarını korumak adına her türlü sorumluluğu üstlendik. Bugün Sayın Başbakanımızın da konuşmasında ifade ettiği ve üzerinde ısrarla vurgu yaptığı konu bu. Şu ana kadar konuşulanların dışında tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir takvimi olacak. Yani Yüksek Seçim Kurulu kesin seçim sonuçlarını açıkladıktan sonraki 5 gün içerisinde, yani 5 gün sonra açıkladıktan 5 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk oturumunu gerçekleştirecek. Ne zaman bekliyorsunuz bu açıklamayı? YSK'dan biraz gecikiyor muyuz sanki? Bana yok, muhtemelen yarın ya da cuma günü bu konu şeyi açıklayacaktır. Ondan sonra 5 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanacak. Salı ya da çarşamba muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçici divan kurulu oluşacak. Ondan sonraki süreç sizin de bildiğiniz bir süreç ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini tevdi edecek. Hükümeti kurma görevini tevdi ettikten sonra asıl masada neler görüşülecek ve siyasi partiler koalisyon görüşmeleri sırasında bakış açılarını, taleplerini ortaya koyacaklar. Ondan sonraki 45 gün Türkiye için son derece önemli. Bu çerçevede şu anda baktığımızda. İlk temaslar oluyor mu? Yani gizli kapalı diplomasi. Yani çünkü herkes bir takım kırmızı çizgiler açıklıyor. Böyle aracılar, hani siz biliyorsunuz yani, parti siyasetlerini çok. Aslında şu anda bakıldığında işte konuşulanları ve açıklamaları bir nevi peşrev gibi görebilirsiniz. İşte görüşmelere dönük bunların hepsi aslında bir ısınma turlarıdır. Yani bir taraftan bazı siyasi partiler yaptığı açıklamalarla tabir caizse ellerini yükseltiyorlar. Ama bunun hakiki, gerçek, sert siyaset boyutu nerede ortaya çıkacaktır? Koalisyon görüşmelerinde ortaya çıkacak. İki alternatif var aslında temel olarak. Biri AK Parti'siz koalisyon seçeneği, bir tek seçenek var. Hı hı. Üç partinin bir şekilde bir araya geldiği formüller. Bir de AK Partili koalisyon seçenekleri var. Şimdi CHP'nin AK Parti'siz koalisyon seçeneği üzerinde hani bir şey yaptığı görülüyor. MHP HDP ile, yani neredeyse her gün ya Devlet Bahçeli ya da bir MHP sözcüsü HDP ile koalisyon yapamayacaklarını, bunun mümkün olmadığını açıklıyor. Bu kadar yani bir kere mesela açıklamaları yeterli olabilir. Yani biz HDP ile koalisyon yapmayacağız. Bu kadar çok sık açıklama yapmalarını nasıl görüyorsunuz? Böyle bir kamuoyum var şu anda. Baskın var üzerlerinde. Siyaset bir taraftan da aslında gündemde olmaktır ve her gün o gündeme ilişkin bir dil üretebilmektir. Dolayısıyla siyasi partiler doğal olarak her gün konuşurlar. Yani siyasetçi de bu anlamda konuşan kişidir. Yani siyasetçi konuştuğu kadar var olan kişidir. Ve siyasetçinin özgül ağırlığını da konuşmasının içeriği, çerçevesi ve arka planı belirler. Şimdi HDP ile ilgili benim dikkatimi çeken en temel hususlardan bir tanesi, şimdi seçimlerden önce bir Selahattin Demirtaş vardı ve seçimlerden sonra da Selahattin Demirtaş'ın kullandığı işte
emanet oyların farkındayız ve bu sorumluluğun bilincindeyiz diyen bir Selahattin Demirtaş vardı. Ya da işte silahların bırakılmasının kararını Öcalan verecektir diyen bir Selahattin Demirtaş vardı. Ve Selahattin Demirtaş son 5 gündür dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum, ortada gözükmüyor. Son 5 gündür kayıp. Ve Selahattin Demirtaş adeta sahneden çekildi ve şu anda Kandil konuşmaya başladı. Yani şimdi bu da aslında işin başka bir tarafı. Ha, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelince tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı açıklamalar kendi duruşuna, kendi pozisyonuna da uygun açıklamalar. Yani MHP her ne birçok şey söyleyebiliriz MHP için ama Milliyetçi Hareket Partisi kendi siyasi çizgisinde tutarlı olmuş ve kendi siyasi söyleminde tutarlı olmuş bir çizgide pozisyon almıştır hep. O yüzden birilerinin MHP'yi bir ortaklığa doğru ittiğinin de MHP farkında. Yani ısrarla, rövanşist duygularla hareket eden ve adeta bir CHP, MHP, HDP ittifakının, bir hükümet demiyorum bakın, ittifakının oluşturulduğu bir operasyon ittifakı oluşturma çabası aslında çok net bir şekilde görülüyor. Yani oluşturulacak bu ittifak üzerinden sanki AK Parti hükümete mecburmuş. Şimdi medya okuryazarlığı yaptığınız zaman, medyanın dilini okuduğunuz zaman, özellikle aldıkları pozisyona ve verdikleri mesaja baktığınızda şöyle bir algı da oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki AK Parti iktidar ortağı olmak zorunda. AK Parti iktidar ortağı olmazsa eğer, AK Parti'nin 13 yıl içerisinde bir takım açıkları var ve bunlar ortaya çıkarılacak. Dolayısıyla bir devri sabık şey yapılacak, yaratılacak. Şimdi bizim açımızdan böyle bir şey söz konusu değil. Yani biz meseleye şöyle bakmıyoruz. AK Parti mutlaka iktidar ortağı olmalıdır diye bakmıyoruz. Biz meseleye şu şekilde bakıyoruz. Türkiye'nin kazanımları var. Türkiye'nin bu 13 yıllık kazanımlarının, Türkiye'nin hedeflerinin, Türkiye'nin 13 yılda ortaya çıkmış vizyonunun, istikrarın zarar görmemesi gerekir diye meseleye bakıyoruz. O yüzden koalisyon görüşmeleri başladığında da biz bu sorumluluk etrafında hareket edeceğiz. Ama şu çok açık ve net gözüküyor. Birileri ısrarla CHP, MHP, HDP ortaklığını topluma enjekte etmeye çalışıyor. Bu da tabii nihayetinde olur ya da olmaz. Biz burada şöyle bakmıyoruz meseleye, efendim şu olsun şu olmasın diye bakmıyoruz. Biz samimi, açık, sahici ve dürüst bir şekilde kendi kısıtlarımızı, değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz şeyleri açık bir şekilde ortaya koyup bunları konuşuyoruz. Peki burada iki konudan söz ediliyor aslında. Giderek MHP, AK Parti MHP ve AK Parti CHP olasılığının güçlendiğinden konuşuluyor. Birinin daha kolay affedersiniz, birinin daha kolay, birinin daha zor ama daha yararlı olacağına dair de görüşler serdediliyor. Böyle bir değerlendirme var mı partinizin içinde? Şimdi tabii biz de 7 Haziran'dan itibaren hemen biliyorsunuz 7 Haziran akşamı bir toplantı yaptık. Daha sonra Sayın Başbakan bir balkon konuşması yaptı ve onun akabinde MYK, Bakanlar Kurulu, MKYK toplantıları, diğer taraftan biz il başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı, onlarla yaptığımız istişareler, yani bütün kurullarımızı çalıştırarak çeşitli istişareler yaptık. Ve bu istişareler sonucunda da bizim bu süreçte parti olarak aldığımız bir pozisyon var. Ve tabii bu pozisyon nerede ortaya çıkacak? Bu görüşmeler başladığında ortaya çıkacak. Ama ben bir siyasetçi olarak baktığımda MHP ile yapılacak bir koalisyonun da getirdiği tehditler, fırsatlar söz konusu. CHP ile yapılacak bir koalisyonun da getireceği tehditler ve fırsatlar söz konusu.
Bu çerçevede baktığımızda mesela CHP ile yapılacak bir koalisyonda benim en büyük sıkıntı olarak gördüğüm temel şey CHP'nin bir grup disiplininin olmaması. Yani ben 4 yıl grup başkan vekilliği yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulda bile kendi grup disiplinini sağlamakta zorlanması, milletvekillerinin kendi grup başkan vekillerini bile dinlemiyor olmalarının bir koalisyon içerisinde bir koalisyon disiplinini, bir birlikte hareket etmeyi, bir uzlaşıyı ne şekilde etkileyeceği ciddi bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. MHP'nin ne? MHP için baktığınızda MHP için aslında böyle bir sorun yok. Çünkü MHP güçlü bir grup disiplinine sahip bir lider partisi. Ama bu defa da Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılacak olan bir koalisyonunda başka şeyleri doğal olarak. Ne? Yani şimdi bakın mutabakat dediğimiz şey bir tarafın taleplerinin gerçekleşmesi değildir. Mutabakat dediğimiz karşılıklı iki tarafın taleplerinin bir orta noktada uzlaşıya kavuşması demektir mutabakat dediğimiz şey. Şimdi tabii biz bu çerçevede koalisyon görüşmelerini yapmaya başladığımızda siyasi partilerle görüşürken ki her siyasi parti doğal olarak bunu yapacaktır. Kendi hassasiyetlerini, kendi siyasi çizgisini, kendi seçmeniyle kurduğu ilişkiyi, bütün bunlar doğrultusunda bir karar oluşturacak. Ama burada bütün siyasi partilerin ortak önceliği şu olmalıdır. Türkiye'nin 13 yıllık kazanımlarının korunması, bu ülkede insanımızın ekmeğinin, işinin, aşının büyütülmesi, Türkiye'nin gelişen, özgürleşen, demokratikleşen, zenginleşen sürecinin devam ettirilmesi. Yani bu çerçevede bu sorunlar çerçevesinde baktığımızda çözüm süreci de bunlardan bir tanesi. Yani çözüm sürecini HDP'nin muhatap alındığı, İmralı'nın, Kandil'in muhatap alındığı ve paydaşlarının onlar olduğu, bu yüzden de bu seçim sürecinde AK Parti'ye oy kaybettiren bir parametre olarak bakarsak yanlış yaparız. Çünkü çözüm süreci mimarının Recep Tayyip Erdoğan olduğu ve Türkiye'de kan akmasın, silahlar sussun ve kamu düzeni sağlansın diye başlatılmış bir süreç. Yani hep de bunu söyledik, çözüm süreci kamu düzeninin alternatifi değildir dedik ısrarla. Çözüm süreci nedeniyle bu istişare toplantılarında AK Parti oy kaybettiğini düşünüyor mu? Mesela MHP ya da HDP. Şimdi bakın bir sorunu çözmeye kalkıştığınızda kullandığınız yöntemler her zaman işe yaramayabilir. Ama bu sorunu çözmekten vazgeçmenizi değil kullandığınız yöntemi değiştirmeniz gerektiğini size söyler. O yüzden aynı zamanda da bir sorunu çözmeye kalkıştığınız zaman risk de almışsınız demektir. Yani hiçbir sorun risk alınmadan çözüme kavuşturulmaz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın biz gerekirse baldıran zehri içeriz dediği şey tam da bu riski ifade eden şeydi. Ama peki bu süreçten siyasi anlamda en çok kim istifade etti derseniz evet en çok bu süreçte en çok HDP çözüm sürecinden faydalandı. Yani bu ülkede toplumsal taleplerin demokratik bir sistem tarafından karşılanması HDP tarafından maalesef nasıl algılandı ve nasıl anlatıldı? Biz bu talepleri silahın gücüyle gerçekleştirdik şeklinde bir algıya taşındı. Şimdi bu AK Parti çevresinde şöyle bir söylemin geliştiği söyleniyor. Yani işte biz bu çözüm süreci bir sürü şey yaptık AK Parti olarak. Riskler aldık. Fakat hani en sonunda işte Kürt seçmenler gidip HDP'ye oy verdiler. Böyle bir küskünlük söylemi. Yani Kürt seçmenler, bu böyle bir yaygın fikir var bakın, mı? Bakın Kürt seçmenler gitti HDP'ye oy verdiler gibi bir yaklaşım içerisine giremeyiz. Yani birileri eğer kalkıp birilerini nankörlükle suçlarsa bu çok ciddi bir hata olur. Çünkü biz 13 yıldan beri bu ülkede iradenin üzerindeki her türlü vesayeti tasfiye etmenin mücadelesini veriyoruz. Şimdi eğer bir seçmen özgür bir şekilde
oyunu CHP'den, MHP'den yana, HDP'den yana kullanmışsa burada bir sorun yok. Ama bu seçim sürecinde ben hem Şırnak'ta hem Hakkari'de hem Diyarbakır'da bulundum. Kamu düzeni açısından evet bir sorun yoktu. Ama açık bir şekilde tehditler, baskılar, şantajlar, ölüm tehditleri ve mektuplar yaşandı mı? Evet bunlar yaşandı. Ama şunu da diyemeyiz. Alınan bu oyun tamamı tehditler ve baskılarla alınmıştır da diyemeyiz. Yani neden alındı? AK CHP, Parti'nin tespiti ne bu konu? Bakın mesela CHP Grup Başkan Vekili açıkladı mesela, dedi ki bu oyun %3,5'u bizim oylarımızdan 3,5 puan biz HDP'ye dedi verdik. AK Parti'den de gitti ama. Şimdi AK Parti'den tabii ne kadar oy gitti bunların analizi yapılır ama burada insanları eğer siz 6-8 Ekim olaylarıyla korkutursanız, insanları billboardlara taşıdığınız kan akan musluklarla korkutursanız ve insanlara eğer siz 8 Haziran günü bir serhildan olacak, bir halk ayaklanması olacak, eğer HDP'ye oy vermezseniz gibi bir algı oluşturursanız, şimdi bunun içerisinde HDP'ye oy veren insanların Selahattin Demirtaş'ın açıkladığı emanet oylar dediği, aslında bu oylar da aslında emanet oylardı. Yani HDP meclise girsin ve bir daha 6-8 Ekim olayları yaşamayalım korkusuyla da büyük bir kesim özellikle Güneydoğu'da HDP'ye kendi oy verdi. Öz eleştirisi var mı bu konuda? Yani bu çok kritik meselelerden biri. Kürt seçmenlerin büyük şehirlerde de AK Parti'ye oy veren daha önce ama tabii burada Nişantaşı'nın, Cihangir'in, Bebeğin ve özellikle Beyaz Türklerin HDP'ye dönük AK Parti'nin iktidar olmasını engelleyecek asıl aparatı HDP olarak görmüş olmalarını da bir faktör olarak buraya eklemek lazım. Tabii ki biz AK Parti olarak bütün bu muhasebemizi yaptık, bütün bu analizlerimizi yaptık. Yani bu süreçte çözüm süreci üzerinden kullanılan dil ve bizim aldığımız risk. Şimdi sorunlara baktığınız zaman sorunlar, kimi sorunlar siyasetin önceliğidir, kimi sorunlar devletin önceliğidir. Mesela çözüm süreci aslında siyasetin önceliği olmadı, devletin önceliği oldu. Ama siyaset çözüm sürecini ne MHP ne CHP hatta HDP gerçek anlamda çözüm sürecini sahiplenmediği için AK Parti devletin önceliği olan bir meseleyi kendi siyasetinin önceliği haline getirerek risk aldı. HDP çözüm sürecinin son derece iyi bir şekilde siyasi sonuçlarını kullandı ama siyasi sorumluluğunu hiçbir zaman üstlenmedi. Yani HDP'nin bu süreçte kullandığı dil kesinlikle bir çözüm dili olmadı. Yani bugün bir HDP'li milletvekili kalkıp 13 yıldan beri bu ülkede her türlü riski alarak çözüm sürecinin mimarlığını yapmış Cumhurbaşkanımız için diktatör ifadesini kullanabiliyorsa, yani bu ülkede biz Diyarbakır cezaevinde geçmişte neler yaşandığını biliyoruz. Biz bu ülkede Kürt vatandaşlarımızın hangi işkencelerden geçtiğini ve bölgede yakılan köyleri, boşaltılan köyleri biliyoruz. Kendi dilini kullandığı için hangi sorunları yaşadığını biliyoruz. Bunun mücadelesini vermiş ve insana ait olanı insana vermek gerekir diye bunun riskini almış Recep Tayyip Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız diyen ve diktatör diyen bir akıl çözüm sürecinin ya da çözümün bir parçası olamaz. Bundan sonraki süreçte çözüm süreci de bu koalisyon görüşmelerinin bir parçası elbette. Ve ama görebildiğimiz kadarıyla belki iktidar olmanın ve 13 yıllık kazanımları kaybettirmemenin bir sorumluluğu olarak, parçası olarak düşünülebilir. Şartları, yani çözüm sürecine dahil olmak üzere bunu bir şart olarak ortaya koymadı. Öncelik olarak belirtti ama şart olarak ortaya koymadı. Diğer partilerin liderlerinin şartlar ortaya sürmesi, masada konuşulacak şeylerin medyadan konuşulması konusunda bir takım eleştiriler yapılıyor. Bu süreç biraz normalleşir mi? Çünkü az önce bazı parti liderlerinin söylemlerini değiştirdiğini, ilk günkü söylemleri değiştirdiğini söylediniz. Bu görüşmeler
Şimdi gayri resmi olarak sürenler resmi görüşmelere doğru dönüşmeye başlayınca bu söylemlerde de değişiklik bekliyor musunuz? Biraz daha yumuşar mı hava? Yani bu söylemlerin değişmesi gerekiyor. Başbakanımızın söylediği gibi şimdi eğer siz bir el uzatacaksanız sıkılı bir yumrukla elinizi uzatamazsınız. Yani önce bir elinizi açmanız gerekiyor. Şimdi şu anda hala CHP'nin kullandığı dil son derece rövanşist bir dil. Bu rövanşist dille, yani CHP'nin parti sözcüsü eğer kalkıp tilkiye kümes emanet edilmez diyebiliyorsa, yani %41 oy almış bir partiye dönük böyle bir dil kullanabiliyorsa, ya da Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarında ne bir devlet ahlakına ne bir devlet adabına yakışmayacak bir şekilde Cumhurbaşkanı için maydanoz gibi çirkin bir ifadeyi kullanabiliyorsa, seçmenin verdiği mesajı, o sorumluluk üstlenme mesajını almadıklarını gösteriyor. Şeyin, diğer partilerin özellikle Cumhurbaşkanı ile ilgili şöyle bir teklif sunduğu hissediliyor. İşte yani Cumhurbaşkanı'ndan vazgeçin, Erdoğan'dan hani AK Parti şey yapalım, koalisyon yapalım. Yani AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kırmızı çizgisi mi? Şimdi burada bakın, yani böyle bir, çünkü böyle Devlet Bahçeli'nin böyle bir şey söylediği şimdi, iddia ediliyor gazetelerde. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan vazgeçmek ya da vazgeçmemek diye bir yani şey Cumhurbaşkanı geri çekilsin. Olamaz yani, %52 oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş ve dolayısıyla da son derece anayasal çizgiler içerisinde duran, şimdi diyorlar ki efendim seçimden önce Cumhurbaşkanı sahaya indi ve bir AK Partili gibi davrandı. Hayır, ben bunu daha önce de izah ettim, şimdi de tekrar söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 13 yılda Türkiye'nin önüne hedef, vizyon koymuş ve Türkiye'nin hedeflerine ve vizyonuna sahip çıkmış ve sahada da bu vizyonun, bu hedeflerin toplum tarafından sahiplenilmesini istemiştir. Bunu eğer bu hedeflere, bu vizyona AK Parti sahip çıkıyorsa diğerler de sahip çıksın. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 13 yıl içerisinde muhalefette olan partilerin AK Parti karşıtlığı dışında ortaya koydukları hiçbir şey gösterebilir misiniz? Şimdi Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ve Kemal Kılıçdaroğlu bütün bir seçim kampanyaları boyunca bütün stratejilerini AK Parti'yi iktidar yapmama üzerine kurguladılar. Tamam, AK Parti iktidar olmadı. Peki şimdi bundan sonrasına dair söyleyecek bir sözleri var mı? Ben 7 Haziran'dan beri dinliyorum. Hatta geçen gün sosyal medyada, Twitter'da çok hoş bir tweet vardı. Diyor ki ya ben, diyor bir Twitter kullanıcısı tweet atmış. O yapmayacağım, bu yapmayacağım diyor. Ben diyor bu koalisyonu anam babamla mı kuracağım diyor. Şimdi sorumluluk almayan, sorumluluk üstlenmeyen, ortaya bir alternatif koymayan, ortaya konan alternatiflerle ilgili de onunla olmaz, bununla da olmaz, şununla da olmaz. Hadi biz %60'ız, hayır biz %60 değiliz. Ya da siz ikiniz kurun, hayır biz ikimiz kurmayız. Şimdi 7 Haziran'dan beri bunun dışında bir konuşma siz duydunuz mu? Ama AK Parti'ye baktığınızda biz 7 Haziran'dan beri çok net bir çizgi ortaya koyduk. Dedik ki biz seçmenin verdiği mesajı aldık, sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Türkiye'nin kazanımları bizim için önceliklidir. Hükümetimiz iş başındadır. Dolayısıyla seçmenin ortaya koyduğu irade başımızın üstündedir. Ha bundan sonra ne olur? Bundan sonrasının ne olacağı dört siyasi partinin üstleneceği sorumlulukla ilgilidir. Meclis başkanlığı da bu pazarlıkların bir parçası mı? Yani meclis başkanının kim olacağının, koalisyonun kimler tarafından kurulacağının ilk işareti. Hayır, olacağı meclis, söyleniyor. Meclis başkanlığı çok önemli bir makamdır. Meclis başkanlığı bütün bu pazarlıkların dışında tutulması gereken ve bu pazarlıkların bir parçası yapılmaması gereken bir makamdır. O yüzden hiçbir şekilde biz AK Parti olarak meclis başkanlığının
böyle bir görüşmelerin bir parçası olmasından yana olmadık. Bu mecliste yemin, meclis çok iyi biliyorsunuz, yemin krizi beklentileri var yine. Böyle bir hava var mı? Nasıl? Şimdi 24. dönemde hatırlarsanız sağ olsun CHP kendi kendine bir yemin krizi ortaya çıkarmıştı. Şimdi meclisle ilgili şöyle bakmak gerekir. Meclisin bir iç tüzüğü var. Ve meclisin iç tüzüğüne herkesin uygun davranması gerekir. O yüzden mecliste çıkacak krizler AK Parti'nin sorunu değildir. Mecliste çıkacak krizler öncelikle meclis başkanlığının, meclis başkanlık divanının ve iç tüzük çerçevesinde ele alınması gereken sorunlardır. Çünkü 24. dönemden biz yemin kriziyle ilgili CHP bir kriz çıkardı, sonra bizi o krizin içine çekmeye çalıştı. Biz de dedik ki hayır, yani bu krizi sen çıkardın ve biz bu krizin bir parçası olmak istemiyoruz. Yani tutuklu insanları sen aday gösterdin, sonra da tutuklu insanları aday gösterdikten sonra eğer bunlar meclise gelmezse ben meclisin meşruiyetini tartışmaya açarım diyorsun. Bu senin sorunun, bu benim sorunum değil. Yani şimdi eğer meclisle ilgili yeni krizler çıkarmak isteyen birileri varsa her şeyden önce bütün siyasi partilerin meclisin mehabetine saygı duymaları gerekir. Çünkü orası milli iradenin tecelligahıdır. O yüzden daha sorumlu davranmaları gerekir. Bunun söylediklerinizden özetle hemen başka bir soruya geçeceğim ama meclis başkan seçimlerinde AK Parti'nin aday göstereceğini, en azından şu anda durumun bu olduğunu anlıyoruz. Tabii ki. Yani biz meclis başkanlığı için bir aday göstereceğiz ve bu süreçte de dediğim gibi meclis başkanlığının herhangi bir şekilde bu görüşmelerin bir parçası olmasını da doğru bulmuyoruz. Bu tür durumlarda hep daha önceden alıştığımız ya da belki 28 Şubat'ın bir kötü miraslarından biri olarak iş dünyasının devreye girdiği anları öyle ya da böyle tedirginlikle karşılıyor kamuoyu ve hemen seçimden sonraki haftada geçtiğimiz günlerde iş dünyasının kimi ziyaretleri oldu. Önceki gün dün zannediyorum bugün de var. Ve dikkat ettim, TOP'ta, TÜSİAD'da, zannediyorum MÜSİAD'da da benzer bir vurgu vardı. Bu şöyle bir vurgu yaptılar: biz hangi partilerin koalisyon kuracaklarına dair, böyle bu formüllere dair hiçbir şey söylemedik. Aman bizi eski günlerdeki yapılanlarla karıştırmayın artık. Bu oradan, güzel bir şey değil oradan, mi? Oradan güzel bir ders alınmış. Gerçekten öyle mi? Şimdi evet, gerçekten böyle neler konuşuldu? Yani iş dünyası ne istiyor? Sizden ne istiyor? Şimdi diğer partilerle konuşuldu, bilgi verdiler. İş dünyasının size hafızasına baktığınızda Türkiye'nin koalisyon yıllarının iş dünyası açısından çok acı yıllar olduğunu hemen hatırlarız. Ve şimdi iş dünyası öncelikle bir ekonomik istikrarsızlık istemiyor. Bir belirsizlik istemiyor. Seçim istemiyor galiba. Dolayısıyla tabii şunu da istemiyor iş dünyası. Şimdi biz de bunu istemiyoruz samimi olarak. Şimdi sandıkta tecelli etmiş bir irade var. Sandıkta tecelli etmiş iradeyi bütün olurları ve olmazları görmeden hadi seçime gidiyoruz demek, öncelikle sandıkta tecelli eden iradeyi hayır ben şey yapmıyorum, dikkate almıyorum demektir. O yüzden biz AK Parti olarak şunu diyoruz: evet, seçmenimizin sandıkta verdiği mesajı ve ortaya koyduğu iradeyi görüyoruz. Biz bu konuda kendi muhasebemizi yaptık ve şimdi bir uzlaşı arayışı, bir mutabakat arayışı içerisine gireceğiz. Bunu samimi bir şekilde, sahici bir şekilde yapacağız ve Türkiye'yi hükümetsiz bırakmayacağız. Bunu her siyasi partinin söylemesi ve dolayısıyla da bu sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Çünkü iş dünyası haklı olarak geçmişte olduğu gibi 2 gün sonrasını, 2 ay sonrasını göremediği günlere dönmek istemiyor. Bakın şöyle bir şey oldu. 8 Haziran günü piyasalar seçim sonuçlarına önce bir negatif tepki verdi. Ama
AK Parti'nin, AK Parti hükümetinin sağlam duruşu, daha sonra Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama bir stabilite oluşturdu. Şimdi eski dönemden farklı bir şey daha var. Eski koalisyon yıllarından farklı bir parametre daha var. Bunu doğru görmek gerekir. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Yani anayasanın kendisine verdiği tüm yetkileri kullanmaya hak sahibi olan ve %52 oyla gelmiş seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Şimdi eskiden o koalisyon yıllarında cumhurbaşkanları meclis tarafından seçilmiş. Dolayısıyla da anayasanın kendisine verdiği yetkileri de gerektiği gibi kullanmayan ve bir kriz olduğunda da krize doğru şekilde müdahale edemeyen ve Türkiye'nin, düşünebiliyor musunuz, 1960 ile 2002 arasında 42 yılda 36 tane hükümet değişmiş Türkiye'de. Ve ortalama görev süresine baktığınız zaman 1.6 ay. Türkiye o yıllara dönmek istemiyor. Şimdi dün seçim döneminde hazırlanmış bir 46'dan bugüne koalisyonlu yıllar diye oturdum, bir Belkıs Kılıçkaya hazırlamış bir belgesel izledim. Ya insanın içi kararıyor. Yani o yılları tekrardan şöyle bir gözden geçirdiğinizde insanın içi kararıyor. O yüzden iş dünyasının bu görüşmelerine de, ki açıklamaları da o açıdan son derece olumlu. Çünkü Türkiye'nin siyasi hafızasında, demokrasi tarihinde TÜSİAD'ın da pek hoş olmayan bir yeri vardır. O yüzden TÜSİAD görüşmelere başladığında o açıklamayı yapma gereği duyarak buna başladı. Bu da aslında bizim demokrasimizin geldiği noktayı da gösteriyor. Siyaset kurumunun güçlendiğini gösteriyor. Böyle de bakmak gerekir meseleye diye düşünüyorum. Onların özel bir talebi var mıydı bu? Yani hani hükümet kurulsun ve ülke hükümetsiz kalmasının dışında dikkat çektikleri bir tehlike ya hükümetin kurulmasına yönelik bir benim şey. Bildiğim kadarıyla öyle özel bir talep söz konusu olmadı. Onlar kaygılarını, endişelerini dile getirdiler. Sayın Başbakanımız da hükümetin iş başında olduğunu ve hiçbir şekilde AK Parti'nin bundan sonraki süreçte bir istikrarsızlığa ya da belirsizliğe müsaade etmeyeceği yönünde açıklamalar oldu Sayın Başbakanımız. AK Parti'nin yeni bir milletvekili şey değişti. Yeni bir kadro geldi. Meclis kadrosu en azından değişti. Tabii siyaset kadrosu yine aynı. Burada nasıl bir şey görüyorsunuz? Profil, yeni tanışıyorsunuz şimdi. Şimdi 2002'ye benziyor biraz. Şöyle evet. 2002'ye benziyor. 2002'de de işte AK Parti'nin milletvekillerini kamuoyu pek tanımıyordu. Ama o tanınmayan isimlerin içerisinden Ali Babacan çıktı, Ömer Çelik çıktı, Bekir Bozdağ çıktı, işte Mevlüt Çavuşoğlu çıktı, bir sürü yeni aktör çıktı. Şimdi üçüncü dönem kuralıyla birlikte bizim milletvekili profilimizde de çok ciddi bir yenilenme oldu. Ben şuna inanıyorum, yeni gelen arkadaşlarımızın içerisinden de yeni güçlü siyasi aktörler ortaya çıkacak. Bu anlamda aslında AK Parti siyaseti de güncelleyen, siyasetin insan kaynağını da güncelleyen doğru bir işlev üstleniyor bu çerçevede baktığımızda. Ben koalisyon konuşmasını da konusunu biraz değiştireyim. Koalisyonla ilgili ne konuşursak konuşalım. Şu anda koalisyonla ilgili konuştuğumuz her şey, koalisyon görüşmeleri başlamadan ve karşılıklı olarak taraflar koalisyon görüşmelerinde açık bir şekilde pozisyonlarını ifade etmeden, şu anda bizim söylediklerimiz sadece gündem değerlendirmesinden ibaret kalır. Onları zaten önümüzdeki günlerde, yani kartlar açıldığında. Ama burada bir şeye dikkat edin. Bir şeye dikkat edin. Ben ısrarla geçmişe dönük siyasi okumalarımda iki şeyi hep beraber, ikisini birlikte okuma eğilimi içerisine girerim. Türkiye'nin kendi içine kapandığı, Türkiye'nin kendi içine kırıldığı dönemlerde
bölgede ve dünyada neler olmuştur? Hep ona bakarım. Yani 1980'lerde ne oldu? 1990'larda ne oldu? Mesela 1990'larda Türkiye Özal'ın ölümünden sonra kendi içine bir kırılma yaşadı ve koalisyonlu yıllar başladı. 28 Şubat'ı da içine alan. Ne oldu? Orta Asya'da yeni bir düzen kuruldu. Şimdi Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da yeni bir düzen kuruluyor. Ve Türkiye şu anda bölgede yeni bir düzen kurulurken içeride koalisyon görüşmeleriyle daha çok meşgul durumda. Bu coğrafyanın bir özelliği var. Bu coğrafyadaki bütün ülkeler kendilerine biçilen rolü oynamaya mahkum edildiler hep. Yani bu coğrafyadaki bütün ülkelere hep bir kader tayin edildi ve o kadere isyan eden, o kendilerine biçilen rolü kabul etmeyen ülkelerde olan şeylere bir bakın. Yani Osmanlı bakiyesi ve 1916 Sykes-Picot'la çizilmiş sınırlar ve belirlenmiş ülkelerin bu son 100 yıl içerisinde ne zaman kendi kaderlerini tayin etmek istediklerinde başlarına ne geldi? Mesela Mısır'da Mursi'ye idam kararı ve 15 kişiyle ilgili idam kararının onanması. Mısır'da ne oldu? Mısır kendisine çizilen rolün dışına çıkmak istedi. Yıllarca ihvanı dışlayan dünya, ihvan demokratik yollarla yönetime gelip ve demokratik bir sistem inşa etmeye kalkıştığında Mısır'da ne oldu? Buna bakalım. Suriye'de neden bir türlü düzen oluşmuyor? Buna bakalım. Ve Türkiye'de son 13 yıldan beri neyin mücadelesi veriliyor? Buna bakalım. Bizde iç politikayı dış politikadan bağımsız okumamız aslında biraz zor. Tam konuyu biraz Suriye ya da bizim güney sınırımızdan bu konuya bağlamak istiyorum. Şimdi tam bunlar olurken orada da başka şeyler olmaya başladı. Türkiye'de hükümete yönelik, o sizlerin de bunu işte darbe girişimleri operasyon olarak değerlendirdiniz. Hareketlenmeler başladığında oralar da hareketliydi. Hı hı. Ve bu süreç biraz paralel işliyor Türkiye'nin iç politikasıyla. Ve çok da bağımsız olduğu görüntüsü vermiyor doğal olarak. Şimdi Türkiye kendi içinde bir koalisyon görüşmeleri yaparken bunların uzun bir süre devam etmesini, belki yenilenen bir seçimi, oradan çıkacak benzer bir tablo üzerine tekrar. Bu arada yakın, yani görebildiğimiz yakınlıktaki zaman dilimi içinde biz Suriye'den itibaren bölgede nasıl bir değişikliğe ya da nelerin olmasını aynı Orta Asya'da olduğu gibi kaçırabiliriz. Şimdi hatta daha da farklı. Bu sefer bir başka tehdit de var. Çünkü bizim sınırımızda her şey oluyor. Evet. Şimdi Suriye konusunda bizim en baştan itibaren ısrarla söylediğimiz şey şuydu. Suriye'de ortaya çıkacak bir yangına biz bigane kalamayız. Çünkü 910 kilometre sınırımız var. Ve maalesef 4 yıldan beri Suriye'de bir düzen oluşmamasının sebebi Esed'le ilgili değil, Esed sonrasıyla ilgili. Yani şimdi bunu Mısır'dan bağımsız düşünemeyiz, bunu Irak'tan bağımsız düşünemeyiz, kısaca bunu bölgeden bağımsız düşünemeyiz. Şimdi bizim Suriye konusunda aldığımız pozisyon belli. IŞİD'e karşı aldığımız pozisyon belli. 2013'te Bakanlar Kurulu kararıyla IŞİD'in bir terör örgütü olduğunu biz deklare etmişiz. Buna rağmen ısrarla 2 yıldan beri bizi ne yapmaya çalışıyorlar? IŞİD'le yan yana getirmeye çalışıyorlar. Ve özellikle HDP bunun Güneydoğu'da inanılmaz derecede vahşi bir şekilde propagandasını yaptı. Kobani konusunda bizim gösterdiğimiz hassasiyet, Kobani'den gelen mültecilere gösterdiğimiz hassasiyet ve Kobani ile ilgili hem Peşmerge'nin hem Özgür Suriye Ordusu'nun Kobani'ye desteğe gitmesine dönük verdiğimiz
ve gösterdiğimiz hassasiyete rağmen adeta Kobani'nin sorumlusu olarak Güneydoğu'da ısrarla HDP ve dolayısıyla HDP'nin bağlı bulunduğu yapı ısrarla bizi gösterdi. Çünkü bizi koymaya çalıştıkları pozisyon farklı. Şimdi biz orada Kuzey Suriye'deki Kürtlerle bir sorunumuz yok bizim. Hiçbir zamanda olmadı. Bizim orada Türkmenlerle, Araplarla, kısaca biz oradaki bütün insanlara mazlum ve mağdur olarak bakıyoruz. Ve 2 milyon mülteciyi yaklaşık şu anda biz kendi bünyemizde barındırıyoruz. Peki şu anda orada ne oluyor? Şimdi Kobani ile Cizre arasındaki bağlantıyı PYD oluşturdu. Şimdi Kobani ile Afrin arasındaki bağlantıyı oluşturuyor. Peki bu bağlantı oluşurken ne oluyor? Evet, PYD IŞİD'e karşı mücadele veriyor. Peki PYD IŞİD'e karşı mücadele verirken neden oradaki Türkmenler ve Araplar kendi ilçelerinden, kendi bulundukları bölgelerden ısrarla çıkarılıyor? Her ne kadar PYD eş başkanı Salih Müslim böyle bir şey söz konusu değil diye dün sanıyorum bir açıklama yaptı. Ama Batılı Gazeteler ve İnsan Hakları İzleme Örgütü de bu yönde bir rapor verdi. Böyle haberler çıktı. Hayır, bunun izleri, işaretleri açık bir şekilde şu anda görülüyor. Yani koalisyon güçleri bölgeyi bombalıyor. Ve maalesef bu bombalamanın sonucunda yaklaşık şu anda 20 bin kişi tekrar yaklaşık 16 bin kişi sanıyorum şu anda kapılar açıldı ve içeriye alındı. Bölgedeki bütün sürecin sorumluluğunu ve sorunlarını Türkiye şu anda üstlenmiş gözüküyor. Bütün insani yardımları Türkiye üstlenmiş gözüküyor. Ama orada şu anda başka bir hesap işletiliyor. Yani Esed'le DAEŞ'in kurduğu ilişkiye baktığınızda, öbür taraftan PYD'nin aldığı pozisyona baktığınızda aslında orada bir şu anda hat oluşturuluyor. Yani Hatay'a ve Akdeniz'e kadar uzanan bir hat oluşturuluyor. Biz Suriye'nin, kim oluşturuyor sizce? Biz Suriye'nin bütünlüğünden yana olduğumuzu açık bir şekilde ifade ettik. Ve bizim burada özellikle Suriye Ulusal Konseyi'nin 114 ülke Suriye'nin dostları grubunun 1. Cenevre, 2. Cenevre görüşmeler, bütün bu çerçevede biz diplomasi alanında üstümüze düşen bütün sorumluluğu yerine getiriyoruz. Ama diğer taraftan biz yine birileri tarafından IŞİD'e silah göndermekle suçlanıyoruz. Şimdi seçimler öncesinde MİT tırlarıyla ilgili bir gazetenin yaptığı haber seçime dönük bir hamle değildi. Bugün Türkmenlerin şu anda içinde düştüğü duruma dönük bir hamleydi. Çünkü şu anda Türkiye uluslararası alanda Türkmenlere yardım noktasında ciddi anlamda zor durumda bırakılmıştır. Bu çerçevede baktığınız zaman. Yardım edemiyor yani. Yani şimdi şu anda İran Suriye'de fiili olarak savaşıyor mu? Savaşıyor. Evet. Yani son bir dakikamız bu arada. Peki Irak'ta fiili olarak savaşıyor mu? Savaşıyor. Yemen'de? Evet. Peki şu anda İran'a dönük hiçbir tepki var mı? Yok. Rusya Suriye'de fiili olarak savaşıyor mu? Savaşıyor. Bir tepki var mı? Yok. Peki bizim Bayırbucak Türkmenlerine yardımcı olmamız, Türkmen Dağı'nı tutan o Türkmen kardeşlerimize yardım etmemiz, oradaki mazlum Araplara yardım etmemiz niye birilerini inanılmaz şekilde rahatsız ediyor? O zaman bütün buradan Türkiye'ye karşı da bir ciddi bir operasyonun hala devam ettiğini anlıyoruz. Tabii ki devam ediyor. Ve biz koalisyonları konuşuyoruz. Ve biz şu anda koalisyonları konuşuyoruz. Peki efendim, Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Sizin işiniz kolaylaştıkça memleketin işi de hepimizin işi de daha iyi yerlere doğru gidecek diye umuyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın ben Mahir Ünal. Ben teşekkür ederim. Tekrar konuk etmek üzere diyelim bu işler biraz durduktan sonra.